Acer Nitro serisi hepimizin aklında uygun fiyatlı oyun laptoplarıyla yer etmiş bir seri. Yeni bir laptop almaya karar verdiğinizde amacınız tripley oyunları bütçenizi sarsmayacak şekilde oynamak olduysa, araştırma aşamasında bu seriden bir laptopla kesinlikle karşılaşmışsınızdır. Bu serideki modeller genelde fiyat performansa odaklandığı için her yönden istenileni vermesi mümkün olmaz. Ancak elime geçen bu Acer Nitro 5 modeli 12. nesil Intel işlemcisi, RTX 3060 ekran kartı ve hoş tasarımıyla önceki nesillere göre yarışa bir adım önde başlıyor. Tabii ki bu modelin de eksik yönleri var. Fakat amacınız tamamen oyun odaklıysa bu cihaz işinize yarayabilir. Açıkçası bir önceki Acer Nitro 5 modeli kırmızı ve siyah tasarımıyla biraz eski görünüyordu. Fakat yeni modelin daha modern bir tasarıma sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tasarım yerini daha temiz hatlara ve ince ekran çerçevelerine bırakmış. Elbette çerçeveler hala çok ince değil ancak rahatsız etmeyecek kalınlıkta. Arka tarafta laptopa agresif bir hava katan 2 adet havalandırma deliği bulunuyor. Kapağın tasarımı ise ne çok sade ne çok abartılı. Tam olması gerektiği gibi. Nitro 5 güçlü özelliklere sahip hafif bir model. 2,5 kilogram ağırlığı, 15 inçlik bir oyun laptopu için makul olsa da kalınlığı taşımayı biraz zorlaştırıyor. O yüzden sırt çantanızda daha fazla yer ayırmanız gerekiyor. Kalın olmasının tek avantajı sağlam bir hissiyat vermesi. Malzemesi plastik olmasına rağmen oldukça sert yapıda ve darbe aldığında zarar görmeyecek gibi duruyor. Laptopun klavyesi ise beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Tuşların hissiyatı yumuşak ve ergonomik bir şekilde rahat yazmaya izin veriyor. Klavyenin RGB aydınlatmaları 4 bölüme ayrılmış. Aydınlatmaları Razer NitroSense uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Buradan RGB'leri ister statik ister dinamik olarak her renkte ayarlamak mümkün. Ayrıca klavyenin sayısal tuş takımına nitrosensi hızlı hızlıca açmak için özel bir tuş da dahil edilmiş. Kasa'nın çevresine baktığımızda şarj girişi ve bir USB Type-C, diğeri HDMI olmak üzere iki bağlantı noktası cihazın arkasında yer alıyor. Ayrıca buradaki Type-C bağlantı noktası dizüstü bilgisayarı şarj etmek için de kullanılabiliyor. Sol tarafta Ethernet girişi, bir adet USB Type-A bağlantı noktası ve kulaklık girişi bulunurken, sağ tarafında iki adet USB Type-A bağlantı noktası mevcut. Nitro 5'in 15.6 inç ekranı IPS teknolojisini kullanıyor ve 1080p çözünürlüğü 144 Hz yenileme hızıyla birleştiriyor. Nitro 5'i yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Bu süre zarfında da birçok video izleyip oyun oynama imkanı buldum. Tabii ki bir yandan işlerimi için de kullandım. Özellikle ister kapalı alanlarda ister açık alanlarda olsun parlaklık kullanım açısından herhangi bir sorun yaratmıyor. Dış mekanlarda, koyu tonlarda ekran görünürlüğü azalsa da ofiste veya evde kullandığınızda ekran parlaklığını yarıda tutmak yeterli oldu. 144 Hz yenileme hızı gerek oyunlarda gerekse günlük kullanımda akıcılığı üst seviyeleri taşırken göz yorgunluğunu da azaltmaya yardımcı oluyor. Ekranın renkleri çok canlı olmasa da içeriği doğru şekilde görüntülemek için yeterli canlılıkta. Oyun oynarken göze batmıyor ama iş profesyonel video düzenleme veya tasarıma geldiğinde bazıları için yetersiz kalabilir. Onun dışında kontrast oranı ve siyah dengesi iyi seviyede. Nitro 5'i e öne çıkaran en önemli özelliği şüphesiz performansı. 12. nesil Intel Core i7-12700H işlemci, RTX 3060 ekran kartı ve 16 GB RAM ile donatılan model ihtiyacınız olan tüm özellikleri barındırıyor. Artık günümüzde RTX 4000 serisi ekran kartları kullanılsa da RTX 3060 her işin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Diğer taraftan güncel oyunları veya yüksek boyutlu dosyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz 512 GB'lık bir SSD kapasitesi var. Nitro 5 kağıt üzerinde güzel görünüyor. Peki performans olarak gerçek hayatta istenilenini veriyor mu? 2 aylık süreçte birçok oyun oynadığımı söylemiştim. Fakat laptopla en çok vakit geçirdiğim oyun Dead Stranding oldu. Çünkü hem RTX desteği var hem de sistem fazlasıyla zorluyor. Şimdi saatlerce süren oyun deneyiminin ardından karşılaştığım tablo oldukça memnun edici. Yüksek ayarlarda ve DLSS açıkken FPS ortalama 80 civarlarında seyretti. Zaman zaman sahneye göre 60'lara düştüğü de oldu fakat hiçbir şekilde takılma veya donma gibi sorunlarla karşılaşmadım. Bu uzun oyun serüvenleri sonrasında çok fazla ısınma problemi oluyor mu derseniz çoğu oyun laptopunda karşılaştığımız sıcaklık seviyeleriyle aynı diyebilirim. Eskiden fan çıkışları yan taraflara koyulduğundan sıcaklık elinizi yakabiliyordu. Ancak artık fanlar genellikle arka tarafa dahil edildiğinden böyle bir durum söz konusu değil. Bununla beraber ısınma sonucu performansta herhangi bir düşüş yaşanmadığını da belirteyim. Laptop'un olumsuz yönlerinden bahsetmem gerekirse en kritiği pil ömrü. Sadece günlük rutin işleri yaparken bile pil ortalama 1,5 saat civarı anca dayanabiliyor. O yüzden kullandığım süre boyunca hep şarja takılı tutmak zorunda kaldım. Bir oyun laptopundan uzun bir batarya ömrü ben de beklemiyorum fakat bu süre ortalamanın da altında kalıyor. Pil ömrü kadar kritik olmasa da laptopun eksik olduğu yönlerden biri de hoparlörlere. Yalnız bu kısım pil ömrü kadar kötü değil. Nitro stereo hoparlör sistemini iyiden ziyade ortalama olarak değerlendirebilirim. Açıkçası daha yüksek bir ses seviyesi bekliyordum. Gürültülü ortamlarda sesleri duymakta fazlasıyla zorlanıyorsunuz. Fakat kalite olarak fena değiller. Sadece bas olarak biraz yetersizler. NitroSense uygulamasında sesi özelleştirebileceğiniz bir içerik modu da var. Ancak modlar arasındaki farklılıkları e, pek fazla hissedemiyorsunuz. En azından ben edemedim. Hoparlörlerden gelen sesleri oyun oynarken duymakta neredeyse imkansız. Oyun sırasında fanlar performans modunda çok yüksek sesle çalışıyor. Bu yüzden kulaklık kullanmak en iyi çözüm. Bu arada fan hızlarını da aynı şekilde NitroSense üzerinden ayarlamak mümkün. Genel olarak baktığımızda Acer Nitro 5 yenilenmiş bir kasanın içine sağlam bir oyun gücü, iyi bir klavye ve çeşitli bağlantı noktaları sunan güzel bir seçenek olmuş. Diğer taraftan yetersiz ses seviyesi ve zayıf pil ömrü Nitro'nun aleyhine işliyor. Yine de her açıdan değerlendirdiğimizde hala satın alınabilecek bir model olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda Acer Nitro 5 yenilenmiş bir kasanın içinde sağlam bir oyun gücü, iyi bir klavye, çeşitli bağlantı noktaları sunan güzel bir seçenek olmuş. Diğer taraftan yetersiz ses seviyesi ve zayıf pil ömrü Nitro'nun aleyhine işliyor. Yine de her açıdan değerlendirdiğimizde hala satın alın alınabilecek bir model olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Öte yandan her yönden iyi özelliklere sahip bir laptop istiyorsanız Acer'ın Predator serisine göz atabilirsiniz. Ancak 2-3 kat daha fazla para harcamanız gerekeceğini unutmayın. Umarım anlattıklarım karar vermenizde yardımcı olmuştur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.